Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kusura bakmayın çok özür diliyoruz. Benim arkadaşlar hatırlatmamışlar. Ben hep suçu başkasına atmayı seven bir insanım. Onun için yine saati geçirdik. Bundan dolayı özür diliyoruz. İnşallah yarın olmayacak. Allah Teala hepimize sözlerimizde dakikası dakikasına, saniyesine riayet ederek muhafaza eden kullarından eylesin. Amin. Çünkü sizle dün sözleştik fakat böyle oldu. Allah bereket ihsan etsin vakitlerimize. Birçok hadis-i şerifler size rivayet etmeyi nasip etsin bu mübarek günde. Şimdi dün de söz verdiğim üzere Birinci bölümde, Ramazan-ı Şerif'te e, sevapların ve günahların katlanması hakkında birkaç husus beyan edeyim. İnşallah ikinci bölümde de e, bu mübarek aydaki e, bazı zikirlerin faziletlerini beyan edeceğim. allah Teala bazı mevsimlere, bazı saatlere, bazı vakitlere bereket koymuş. Bereket dün de dediğim gibi artış demek. Fazlalık demek. Ziyadelik demek. İşte diyelim ki Kadir Gecesi'ne 83 sene 4 aydan daha hayırlı olma vasfı vermiş. Bir geceye. Ramazan Şerif ayına Recep Şerif'te de var. Miraç Gecesi'ne vermiş. 27. gece hadis-i şeriflerde bir aç gecesi olarak buyurmuyor da 27. gece olarak buyuruyor. 27. geceye 100 senelik bir ibadet sevabı etmiş. Bunun gibi bazı surelere vermiş. İşte efendim Kulü Allah hadd Kur'an Kulü Allah hadd Kur'an üçte biridir. sen i̇şte şimdi Kur'an-ı Kerim biri 2000 bin küsur ayet eder. İki bin küsur ayet düşünebiliyor musunuz? Yani Bakara suresi bile 300 ayet yok. İki buçuk cüz. Yani bir kulu Allah okusun bir satır Kur'an-ı Kerim'in üçte biri ne değiyor. İşte tabi talim, tecvid, huzur, ihlas bunlar da önemli şeyler. En azından harfleri düzgün okumak lazım. İda Zülcine... Teadil Urubal Kur'an Kur'an'ın dörtte birine denk. İnne Anzelna Suresi Teadil rub'al Kur'an Kur'an'ın dörtte birine denk. Yani insan Ramazan Şerif'in her gecesi dört İnne Anzelna okusa bütün Kur'an'ı okumuş gibi oluyor. E belki Kadir gecesidir hani diye e, niyet ederek e, dört kere okusa bütün Kur'an'ı Kadir gecesine katmetmiş oluyor. E buna keza ihlası üç kere okurum dersin ama e Kadir Gecesi, Kadir Suresi ya o bakımdan münasebet alıyor. İzâ câ nasrullâh <laughs> Kur'an. İzâ Kur'an dörtte birine denk. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Âtül <laughs> Kursi teâdilü Kur'an. Âtel Kursi Kur'an'ın dörtte birine denk. E, bu hadis-i şerifler muhtelif yerlerde, kitaplarda mezkurdur. Ama Ali'l Kari <laughs> Rahimullah bu işte bazı ayetlerin faziletleri diye bir risale yazmış. O risalede bunları bir arada söylemiş mesela ayet Kürsi Kur'an dörtte birine denk. Ayet-el Kürsi ile ben de yeni gördüm. Dörtte birine denk olduklarını yani bu bu hafta gördüm. Öbürlerini biliyordum. Kul ya'il kafirun te'adil urubal Kur'an. Kafirun suresi Kur'an dörtte birine denk. El-Hakim-ü Tekâsir daha evvelce de yazdım, söyledim. Ey aciz hadik hadi en yakra elfe ayetin külle leyleti her gece bin ayet okumaktan aciz misiniz? ya Resulallah peki hangimiz bin ayet her gece okuyabilir? Yani çok bin ayet. Ya buyurdu Elhakü Tekatür El, el Fuayet. Elhakü evet. yani, üç satırlık bir suredir. Bin ayete denk. Yani ne demek istiyorum? allah Teala bazı zamanlara, bazı mekanlara, bazı surelere, bazı zikirlere, ne vermiş? Camiiyet vermiş. Fazla fazilet vermiş. Bu çok önemli bir hassas bir meseledir. der. İşte Ramazan-ı Şerif de zaman dilimi olarak, ay olarak, bir bütün ay olarak bu hususta e, konumuza örnek teşkil ediyor. Kadir gecesi bir gece olarak. Ama Ramazan-ı Şerif bir ayın tamamı olarak bu katlamaya mahal oluyor. Mesela e, ne buyuruyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta çok beyan eder. Yani bir insan e, ömrü kısa olan insanlar özellikle bizim gibi 60-70 seneyi ortalama geçmeyen bir ümmetiz. E, sevabı fazla, lafı kısa, sevabı fazla olan zikirlerle meşgul olmalı. Hani çok kazanması açısından. Ebül Hasan Şazeli de buna çok önem veriyor radıyallahu teala. Çünkü bir insan ee, geçmiş ümmetler gibi 200, 300, 500, 600 sene yaşayamaz bizim ümmette. Allah kadir ama e, sebepler alemi değil. Şu anda durum bu. O zaman ne yapması lazım diyor. Subhanallah ve hamdi adede kalbi ve rıza nefsi ve zinete arşi ve midadi kelimati çok önemli bir zikirdir. Dualarım kitabında da var. Bu zikir sahih hadis-i şeriflerde de geçiyor. Mesela Allah'a tesbih ederim, Allah'a hamd ederim diyor. Ama peşine diyor? Yarattıkları sayısınca. E sen şimdi yüz tane, bin tane, iki bin tane, üç bin, beş bin, hani bir günde diyelim on bin, yirmi bin, otuz bin, Sübhanallah'a bir hamd de, gün biter. Her şeyin bir dakikası, saniyesi var. E, zaten bellidir. Bir dakikada kaç tane söylüyorsun? Diyelim ki on tane. Bu demektir ki değil mi? Yüz ee, 100 dakikada bin tane mi ediyor? Buna göre bir hesap yapıyorsun. Ona göre de 24 saat var. Bunun işte neyse yediğini, içtiğini, uyuduğunu, kalktığını da çıkarsan kaç saatin kalıyor? Bunun hepsini Sübhanallah ve versen istihap haddi belli. Bunda e, işte diyersin ki 10 bin çekilebiliyor, 20 bin diyebilirsin. Ama sen ben bir diye bir söylüyorum şimdi. Peşine dersem ki adede kalki, yarattıklarının sayısınca. E peki allah Teala'nın yarattıklarının sayısını kim biliyor? Ancak kendisi biliyor. Sırf meleklerin sayısını bile kendinden başkası bilen yok. Sırf melekler. Bırak da insanlar, cinler, kim melekler hepsinden fazla ayrı davada. Efendim hayvanlar, böcekler, karıncalar, karıncaların sayısını kim biliyor? Kum tanelerini kim biliyor? Sahillerdeki kumlar denizin dibi kum dolu. Bunu akıl mantık mı yeter, hesap makinası mı yeter? adede kalkı yarattıkları sayısınca. E tabi burada halk kelimesi cins bir mastardır diyelim. E, bu da adede mahlukati yarattıkları sayısınca bir de bunu yaratacakları sayısınca ya da gelebilir. Bu mastar öyle bir şeydir ki e, efendim cins tutarsın Yara, bugüne kadar yaratılmış olanlar, bundan sonra yaratılacak olanlar. Çünkü başka e, yani zikirlerde ne geçiyor? Adede ma'kaleka ve adede ma'u halik Bugüne kadar yarattıkları sayısınca bundan sonra da yaratacakları sayısınca. Bundan sonra ne kadar yaratacak kim biliyor? Ve zinete vezinete ve zinete Yarattıkları sayısınca yaratacakları tartısınca. Yani o da uzun bir tesbih. bu Muhtemir'in tesbihatı diye. Yine duaların kitabında geçer. Yerleri gökleri zikir ve sevap doldurur. Yani bir dakikada okunur ama. Şu yarattıkları sayısınca yaratacakları sayısınca. Yarattıkları ağırlığınca yaratacakları ağırlığınca. Ve mile ma halek ve ma vakalik. Yarattıkları dolusunca yaratacakları dolusunca. Anladın mı? Ve mile semavati ve mile göklerin dolusunca, yerlerin dolusunca falan. Sayıyor sayıyor sayıyor. E ne için? Sübhanallah bu kadar olsun diyor. Yani benim vaktim, ömrüm, nefesim, kuvvetim buna yetmez ama sen kurban olduğum sana diyor. Böyle yaz diyor. E peki şimdi seni böyle bir deme hakkın var mı? Kendi kafana göre ya Rabbi ben bir Sübhanallah diyeceğim. Sen bana yarattıkların atı katır 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 trilyar trilyar. Yani yarattıkları ne demek yani? E şimdi sen bu kadar yaz bana. Deme hakkın var mı? Şeriat izin vermeden. Kur'an'dan, sünnetten delilin olmadan sen kendi kafana göre böyle bir şey vaz edebilir misin? Edemezsin. Ya bunun delili ne? Delili Cüveyriye annemizin hadisidir. Radıyallahu teala anha. Kainat efendisinin kıymetli eşlerinden, bizim de kıymetli, şerefli yüce annelerimizden Cüveyriye annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüden sonra işte sabah namazının sünnetini hücresinde kılardı. Hangi nöbeti Hangi gece, hangi eşindeyse. Cüveyriye annemizin yanındaydı o gece. Ne yaptı? İşte teheccüdlerini zaten kılıyor. Gece sabah kadar kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra işte sabah namazın sünnetini falan kılıyor. Ee, ve mescide çıkıyor. Yani sabah namazını cemaate kıldırmak için. Tabi erken çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gibi son 10 tak falan kılmıyor. Erken çünkü uzun kılıyorlar. Uzun kıldıkları için. Peşine de bir o kadar daha vakit pay bırakmak lazım. Hapşası bozulan olur. Hapşası olacak, gelecek, yetişecek. Güneş doğmadan kılabilsin diye. Bu itibarla erkenden çıktı yani. Sabah namazı sünnetinden kıldıktan sonra. Mescitte kaldı ne zamana kadar? İşrak bekliyor zaten. Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate yüzünü dönüyor işte. Sohbet ediyor, ayet-i hadis okuyor işte. E, rüya gören var mı tabir ediyor. Yani muhtat halleri böyleydi. Ondan sonra... E, ...hemen böyle... E, ...güneş doğdu 10 dakika 15 on dakika içinde... ...devine dönmüyor. E, Raca... ileyha ...badem ertifi annehar diyor. Gündüz yükseldikten sonra... ...gündüzün yükselmesi ne demek? Güneşin bayağı yükselmesi demek. Bu da kuşluk e, vaktinin başlangıcı demek. En azından kuşluk başlaması lazım. Çünkü gündüzün yükselmesi... E, ...kuşluğun bidatidir. Çünkü işran ilk vaktinde... Yani 20 dakika sonra falan güneşten, 20 dakika sonra falan işrak vakti giriyor. İşrak vaktinde gündüz yükselmez. Yani işrağın ilk vaktinde yükselmez. Ancak kuşluğun ilk vaktinde yükselir. Ta kuşluk ne zamana kadar gider? Öğlene, yani ezana, zevale 20 dakika kalana kadar kuşluk gideceği için. A kuşluğun nihai vaktinde artık tamamen tepeye yükselir. Ama kuşluğun ilk vaktinde dahi Gündüz yükseldi ne demek? Kaç saat geçmiş olması lazım ki güneşten 2-3 saat geçecek ki gündüz yükselsin. Ha şimdi yani 5.30'da güneş oluyor. Gündüzün yükselmesi 9'u bulur. 9 9.30'u bulur. 3 saat falan geçecek ki yani hemen hemen kuşluk vaktinin bir dehatleri. Ta ondan sonra kuşluğu zaten yarıma kadar kılıyorsun. Yani bu ne demektir? en az 4 saat falan demekler Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkışı artık sabah namazı kıldırması vesaire vesaire bu 4 saatten aşağı bir şey değil. 3 4 saat en az 3. Üç. 3'ten aşağı hiç düşünülmez de şu sabah göre. E annemiz orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkarken yanından annemiz kıbleye dönmüş seccadesinde o da ibadetine meşgul oluyor tabi. Sabah namazı kılacak zikir yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü gündüz yükseldikten sonra Geldi baktı. Aynı yerinde duruyor. Hiç kıpırdamamış. 3-4 saat zikrediyor. Sordu ona la ki muzu ki ben ben senin yanından ayrıldım çıktım mescide gittim. Sen o vakitten beri hiç kalkmadın. Devamlı zikirde misin burada? Yani seviniyor tabii, memnun oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlu oluyor tabii. Herkesin zikretmesine mutlu olur. En çok o kazanıyor. Fakat ümmeti acıdığından e bir de herkes de Cüveyri annemiz değil, Hafsa annemiz değil, Ayça annemiz değil. Ne kadını ne erkeğini Şimdi böyle erkek de, de yok. Dört saat, beş saat oturacak kıpırdamadan zikredecekler. Beş dakikada beş kere taşıyoruz. Efendim bir müjde olsun, teşvik olsun bizlere de yani Bizim gibi acizleri düşündü hep garibanları kazandırmak için. Biz çünkü çok az zikredenlerdeniz. Allah muhafaza münafıklık alametlerinden olmasın. Ve la izkurûne <laughs> allâhe illâ Münafıklar Allah'ı zikretmezler buyurmuyor. Evet. Çok az zikrederler buyuruyor. Çok az zikretmek münafıklık alameti oluyor. E, hiç zikretmemek <laughs> o hepten gavurluk alameti oluyor zaten. E, evet. gerçi ulema buyuruyorlar ki Levkâne zelkel kalîlü lillâh lekâne o azı da Allah için değil gösteriş için yapıyorlar. Eğer o azı da Allah için yapsalar da Allah azlarını da çoğa Ya e Zaten bir adam gösteriş için on bin la ilahe illallah dese o hiçtir. E bir adam bir kere ihlas ile la ilahe illallah dese o çoktur. Niyet ihlas ayrı bir şey. Ama yine de adet ve sayının da önem var. Yani zikrin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey, yüz kere Sübhanallah ve Hamdi'yi niye söylüyor? Yüz kere işte la ilahe illallah ve hüdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hüla şeyin kadir. Bukhari hadisinde. Mesela o miyete merratin yüz kereler ifadeleri geçiyor. Bazı hadis şerifler elfe merratin bin kere işte ihlas okuyan canlı cehennemden satın alır. Fakat işte râ nefse u -nar. Demek ki öyle İslam'da sayı yok. Zikirde adet yok. İsteyen istediği gibi kafasına göre takılsın diye de bir şey yok. Yani sayı var. Tasavvuf erbabı onun için 5000 bin nakşi tarikinde en az 5000 bin la ilahe illallah lafz celal الله, Allah diliyor, Allah kalben zikrediliyor Allah lafz celal de. E buralarda sayı koymuşlar. E bu da hadis-i şeriflerdeki sayılardan yola çıkıyorlar. Yani sayı sünnette var. Bu itibarla yine bak sayı var. Tamam kısa bir şey kolay bir şey söyleyecek ama şimdi bak yine sayı var. Ne buyurun? Lekad <laughs> kultu Ba'deki Erba kelimatin Selate merratin Levvüzinet Bima kulti Levezenet hünne Ey Cüveyriye diyor Ben Senden ayrıldım işte 3-4 saat sonra Yeniden eve geldim Sen burada oturdun 3-4 saattir Sübhanallah okuyorsun, la ilahe illallah okuyorsun Neyse zikirler yapıyorsun Yap, mübarek olsun. Ama ben senin ardından dört kelime söyledim. Bir de üç kere söyledim. Şimdi yine bak dört kelime söylüyor. Kelimeleri dört diye adetlemiş. Sayı veriyor. Ondan sonra da ne buyuruyor? Üç kere söyledim. Yine ne var burada? Yine sayı var. Yani efendim mesela bir kere söyledim ya da söyledim demiyor yine bak. Hep sayıyor bak dört kelime söyledim diyor. Burada dördü saymış. Onun sonra üç kere söyledim buyuruyor. Ne demek bu? Tekrarladım. Üç kere tekrarladım. Yani bir satırda olsa bir kere söyledim demiyor. Ona da adet koyuyor. Yine üç kere söyledim. Yani bunlara dikkat edersek sünnette adet mefhumuna e, takılırız yani. Takılmalıyız yani. Dört kelime söyledim, üç kere söyledim. Peki ama bunu tutsan, sen dört saattir burada oturmuş diyorsun? Ben Bunları toplasan bir dakika tutmuyor. Yani siz de saat tutun, tutun. Bir dakika tutmaz bu şimdi söylüyoruz. Ama bu dört kelime o kadar ağır, o kadar azim, o kadar büyük, o kadar mübarek, o kadar bereketli, sevaplı. Yani neyi anlatıyorum? Işte? katlamaları anlatıyorum. allah Teala bazı zikirlere, bazı surelere, bazı gecelere, bazı aylara katlama bereket vermiş. Katlama değil mi? Bereket vermiş. Bereket ne değil mi? Fazlalık. Coşmak, taşmak. Yani bir adamın bir bardak suyu orduya yetiyor. E bir adamın şelalesi kimseye yetmiyor. İçen daha susuyor yani. Öbür insanda bir bereketli yani bir ekmek dağıtırlar. Herkese şu kadar düşüyor, herkes doymuş. Onun için ben senin ardından dört kelimeyi üç kere söyledim. Senin geceden ben senden ayrıldığımdan geri dönene kadar dört saat, üç saatlik yaptığın zikrin hepsini şu tarafa koysan, terazini bu tarafına koysan, benim söylediğim üç, üç kere tekrarladığım dört kelimeyi de şu tara kefeye koysan elbette hepsini tartar basar alır aşağı. Ne buyurmak istiyor? Yani e, tamam insan kuvvetim var, vaktim var, saatim var. Zaten tarikat derslerimiz, zikirlerimiz. Doğru yapmak akarsan murakabesi şu su bu su üç, üç buçuk saat sürüyor. E, yani vakit vermek lazım. Bunu sen hadi ben üç kere de tekrarlayayım da işi bitireyim diyemezsin. Çünkü orada orada saat mefhumu ve sayı mefhumu var. Seyir yapıyorsan bu ayrı bir şey. Orada zaten sevap için yapılmıyor. Tarikat dersleri mukarribat için yapılıyor. Yani Allah'a manen yaklaştırsın diye yapılıyor. Öbür türlü adam mürşide bağlanmamış. Rabuta yok, murakabe yok, tefekkür yok, hiçbir şey yok. Almış eline tesbih, sabaha kadar la ilahe illallah la, diyebilir. Ama bu adamda sevap çok olur. Sevabı çok olur. Sevapta sorun yok. Ama seyri manevi yoldaki gidişat, e, zikir e, sevap için yapılmıyor. Sevap için e, e, se şeye, mürşide bağlanmadan da, e, rabıta yapmadan da, tefekkür yapmadan da sevap alıyor. Her Müslüman sevap alıyor. E bu milletin çoğu mürşide bağlanmış değil. E bunlara sen hiç sevabın yok diyemeyiz ki şerata göre. Hepsi sevap alıyor. Ama manen perdeleri yırtmıyor. Allah-u Teala ile arasındaki hicapları kaldırmıyor. Ve allah Teala ya manen yakınlaşma sağlamıyor. Yakınlaşma. Çünkü manevi yakınlaşmak için mutlaka ne lazım? Usulüne riayet lazım. Yani huzuru kalp lazım, tefekkür lazım, huşur lazım. Ve bu da rabıta ve murakabe usulleriyle hasıl oluyor. Öbür türlü adam sağa bakıyor, sola bakıyor, efendim reklama bakıyor, haberlere bakıyor, trene bakıyor, camdan bakıyor, bir yandan da tesbih çekebilir. E biz bu adama la ilahe illallah dediğin zaman senin sevabın yok diyemeyiz ki. Ama ancak tabii ki affedersin. Çıplak karılara bakarken söylüyorsa o zaman sevabın yok artık günahın var deriz. Artık günahın var deriz. Ama adam ağaca bakarken Allah dedin. Efendim arabanın plakasına bakarken la ilahe illallah dedin boşa gitti diye miyiz? Arabanın plakasına bakmak haram değil. Günah değil. Ama ne demek? Kafa yerinde değil. Kalpte şuur yok. Kalpte şuur yoksa ne yok? Allah ile aranda perde yırtmıyor. Şimdi 70 bin perde var. Hep perdeleri geçeceği. Aş, 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 aş. Ama tabii biz 70 bin perde, 5 perde kaldırdık. Yarın bir de baktın 50 perde daha geldi. Çünkü neden? Günahsız durmuyoruz. Onun için bir kürek ileri, iki kürek geri mantığıyla sahili bulamıyoruz. Ben 12 yaşımdan tarikat dersi almışım. Gelmişim 54 yaşına. 42 senelik göya bu yoldayım. Göya. Şimdi ne kadar ilerledim, kaç perde yırttım? 70 bin perdeden kaç perde Allah ile aramda kaldı? Daha mı arttı? Ben bunun hesabını çok bilmiyorum. Çünkü neden? Günahsız durmuyorum. Ha günahsız dursaydım o zaman derdim ki devamlı aşıyorum, 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 yaklaşıyorum derdim. Ama sen şimdi bugün iki perdeyi aç, açtım, araladım, bir rabıta yaptım, bir mürakabe, bir tefekkür yaptım. Ama ondan sonra birkaç günah yaptım gece veya yarın. Bir, de baktım elli perde eklemişik. Bizim sahili bulmamız zor gözüküyor. Ancak Allah rahmet ede, evliya Allah himmet ede. Ayrı bir şey. Olmaz da demiyorum. Ümidi de kesmedim hiç. Bu kapıda devam edeceğim ben. Ümidi hiç kesmem. Sen de kes diye konuşmuyorum burada. Ama zikrin maksadı sevap almak değil. Tasavvufta maksat takrib. Allah'a manen yaklaşmaktır. Ama şeyde normal vatandaş, avam müslüman, sıradan nas onlarda tabii ki sevap yoğunluğu oluyor. İnsanlar hep kaç sevabı var, ne kadar sevabı var. Biz de bütün sohbetlerde görüyorsunuz. İşte şu namazı kılı şu kadar sevap var. Aslında tasavvuf eline şu kadar sevap var demek ayıp. Ar. Utanır insan. Yani ne şu kadar sevap varsa kılıyorsun, yoksa kılmıyorsun. Sevap vaat etmesen secde deme etmeyeceksin hesabı. Çok ayıp şey. Tasavvuf erbabına sevap faslına hiç girme. Bu namaz kaç dakika, ne kadar kılınıyor tamam. Sevap veren. Ayıp ya anlatma şerifim. Mevla rızası için ben. Ama diğer insanlara sevap söylemediğin zaman hiç o namazı kimse kılmıyor. İlla o orucun sevabına kadar, o namazın zikrin sevabına kadar dediğin anda köşkler, saraylar, uğri gılman, vildan havada uçuşuyor. Tamam. Bunlar sahih hadislerde de var. Ben şimdi hadisleri mi gizleyeceğiz? Ama biz bunu genel insanlara göre konuşuyoruz. Tabii ki tasavvuf erbabına göre bu, bu şekilde yaklaşılmaz. Yaklaşmamak lazım. Şimdi o zaman ne buyuruyor? Ben de buyuruyor. Dört kelime okudum senden sonra. Üç kere Sübhanallah ve Hamdi. Hani Allah tesbih ediyorsun Hamdi diyor. Sübhanallah ve Hamdi herkes biliyor. Ama şimdi dört kelime geliyor peşine. Adede halkı yarattıklarının sayısınca. Ve rıza nefsi zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşiyi artın, arşının tonajınca. Arş ne kadar tonu var acaba? Yedi kat gökler yerler arşın içinde bir halka mesafesinde. Yedi kat gökler yerler atıyorsun arşın ortasına bir bilye kadar kalıyor. O arşın kilosu ve tonajı kadar. Ve müdahede kelimati Allah'ın kelimelerinin mürekkebi kadar. E, bütün okyanuslar, derya, denizler mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri bitmiyor. Allah'ın kelimelerinin mürekkebi kadar. Ne oldu şimdi? Sübhanallah ve hamdi okudun. Dört kelime peşine söylüyorsun. Dört kelimeyi üç kere okudum diyor. Bunu üç kere tekrar ediyorsun. Ey Cüveyriye buyurdu sen 3-4 saattir oturdun zikrediyorsun. Ben senden sonra 4 kelimeyi 3 kere söyledim. Hepsini tarttı aldı aşağı. Yani sen bu kadar uzun zikretme demek istemiyor. Ama insanların vakti az olabilir, dar olabilir, hastalık olur, yorgunluk olur, yaşlılık olur. Her zaman insan 3-5 saat demeyecek olur. Ama şu kelimeler ne yapıyor? Onlarca, yüzlerce, binlerce saat zikreden eftal oluyor. Bir adam 10 yaşından, 7 yaşından zikre başlasa, 700 yaşında vefat etse Fiyat ve Nuh Aleyhisselam kadar 1250 sene, 1450 bir rivayet 1450 sene zikrese. ama sırf Sübhanallah ve çekiyor La ilahe illallah çekiyor bir adam da benim gibi gariban bir derviş otursa dese ki Sübhanallah ve dese peşine dese ki adede halkı yarattıklarının sayısınca ve rıza nefsi zatını razı edecek kadar ve zinete arşı, arşının tartısınca ve müdahede kelimati kelimelerin mürekkebince dese veya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah'ın bildiklerinin kapladığı kadar. ilminin genişliğinin kuşatma alanına girenler sayısınca dese bu adam 1250 sene Nuh Aleyhisselam'ın ömrü boyunca sırf zikiri yapan adamdan fazla zikretmiş oluyor bir kere de. Niye fazla zikretmiş oluyor? Çünkü o adamın 1250 sene yaptığı zikirdeki bütün sayıları toplasan sınırı vardır. İlla ki o sayıların bir yerde duruyor o. Ama Allah'ın bildiklerinin sınırı yoktur. Onun için ben kelime-i tevhid okuyorum Allah'ın bildikleri kadar. Dediğin anda yarım saniye tutmuyor ama 1500 sene dünyanın başından sonuna kadar bir adam zikretse işte bu sünneti bilmek, bu duaları bilmek, sahih hadisleri bilmek insanı ne kadar zengin ediyor, ne kadar kazandırıyor. Görüyor musunuz? Bu da duaların kitabında var o adede kalkıyor daha Bulalım bir ikinci bölümde sayfasını söyleyelim size. Meraklıları açısından konuşuyorum. Yani neye geldik şimdi biz burada? Geldiğimiz nokta şurası. allah Teala bazı zikirlere, bazı zamanlara, bazı mekanlara bereket vermiş. Kabe'de kılıyorsan yüz bin rekat. 100 bin namaz. Meclis-i Nebevi'de bir rivayet bin namaz. İbn-i Mace'de geçiyor 50 bin namaz. Anladın mı? Mescid-i Aksa'da 500 namaz. Katlama. Her cami bir değil. İşte Kadir Gecesi binaydan hayırlı. Ramazan şerife geldik. Ramazan şerifte 12 ay içinde bir ay koymuş. Bu çok büyük bir zaman dilimi. 12 ayda bir ay çok büyük bir zaman. sana bir ay vermiş. Bu ayın tümünde katlama işletiyor sana. Bu katlamayı neye göre işletiyor? Nasıl işletiyor? Birkaç misaller vereceğiz. İnşallah ondan sonra da işte esas tehlikeli boyutu günahlarda da katlama var mı? her zaman yok ama Ramazan'da var meselesine geleceğiz. O zaman karını bıraktık, bari zararından kurtaralım mantığına gideceğiz. Akıl yürüteceğiz burada. Karını bıraktık. Hani çok kazanmadım, olsun bir ekmek yerim. Fazla bir baklava börek alamam. Ama zıkım yersen işte orası tehlike. Yani hiç olmasa çok baklava börek yiyemezsen de bir ekmek yersin, karını bıraktık. Ama zakkum yedirirlerse adama cehennemde Ramazandaki günahlardan dolayı işte o zaman tehlike boyutu canlar çalıyor. İşte bunu inşallah ele alacağız ikinci bölümde. Biraz ara veriyoruz o arada da zikredelim inşallah. Amin. rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana muhammedin. Ve ala ve sahbihi selleme. Sayfa 285'te şu andaki mevcut duaların kitabının yani tabi son baskısı artık bir, o da oldu bir saniye bir iki sene de sayfa 285'te o demin zikrettiğim tesbih ben de ara verdiğimizde okudum onu işte. Subhanallah ve hamdileri çekerken insan yüz kere okurken o tabi yüz kere de bir e, müjde var. Onu yüz kere okumadan alamazsın. Yani hani bu dediğimizi üç kere okumakla herkesin zikrinden fazla zik sevap alırsın ama işte denizin köpükleri kadar günah olsa affedilir. Kıyameti ondan eftal amelle kimse gelemez. Ancak onun kadar veya ondan fazla söyleyen bu iki müjde Müslüm hadisinde de geçiyor. O ayrı bir şey. Orada yüz sayısını bulman lazım. Hangi hadis-i şerifte adet belirtiliyorsa o adede riayet edilmezse 99 olsa o sevap yani o müjde alınmaz. Sayı çok önemlidir. Ama şimdi bu Cüveriye Validemize öğrettiği deminden beri birinci bölümde bahsettiğim 285. sayfede İnsan bunu bir zaman okuya okuya da ezberler. Ezberleyince ona mal olur artık. Arabada... Şura, sürerken, mürerken... efendim... E, gezerken, dolaşırken... millet konuşurken... bazı yerde çok geveze insanlar oluyor. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Bir şey dediğim diyebiliyorsun adam... konuşurken, sen yine zikir zikir yaparsın yani. Çünkü... E, zayiat. Va vaktini zayi ediyor adamın ya. Efendim... sade dinler geçen dinliyorsun tamam kulağını dinliyorsun. Ağzın işi var. Ağzın devamlı zikredebilir. İmam Şafii radıyallahu anh berberde bile zikirsiz durmuyordu. Dudağın kesilecek. Efendi Hazretleri biraz dursan dediler. Halbuki zikir kalpten de olur. İmam Şafii radıyallahu anh azimetle amel. Hem de dilden de zikrediyordu. Dedi ki zikirsiz durmaktansa kesilsin dedi. Misal. Tabi İmam Şafii mantığı böyle bir mantık. Onun için hiç zikirsiz durmamak için yani bu Subhanallah ve Hamdi, adede halkı ve rıza'a nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati bunu cünüp bile okuyabilir. Bir insan cünüptür, cünüp, su, su ısınıyor. yıkanma imkanı o an için yok. Veya aşırı bir yorgunluğun var. Biraz istirahat edeceksin, kalkacaksın. Namaz geçmiyor, bir şey yok. Ee, bu durumlarda bile Subhanallah ve ve la ilahe illallah Ekber zaten cünüp bile bunlarsız duramaz buyuruyor. Yani ne demektir? Zikirsiz durmaması açısından. Bizim bile abdestliyken zikretmiyor ki. Cünüpken zikredecek adam. Adam abdestliyken bile zikir yok. Camide de zikir etmiyor. Sokakı bırak. Adam camide zikretmiyor ya. Geliyor 10 dakika evvel oturuyor şadırvanda ezanı bekliyor. Veya içeri giriyor. Öyle müfettiş gibi bakıyor. Kim geldi? Kim gitti? Ona diyor şöyle otur. Öbürüne diyor ayakkabını oradan çek. Öbürüne diyor bir şey. Ya sen müfettiş misin? Diyanetin görevlisi misin? kayyum musun? Ya otur musun oraya? Camide bile zikretmiyor. Acayip gaflet var yani. Asrın felaketi. Ne asrın? Kaç asırdır böyle? Kaç asırdır böyle? Belki de desek ilk üç asırdan sonra böyle yeridir. Yani e, kanser manser hikaye ya. Adam kanserden öze şey doğdu. Gaflet hastalığı var. Hiç Allah akla gelmiyor. Celle Celaluhu. Hiçbir nimette Allah'ın akla gelmiyor. Belada biraz akla geliyor. Başı belaya girince işte başlıyor Allah demeye de. Onda da ihlas yok yani. İşte belki Allah dersen kurtulur muyum diye. Deneme yani. Deneme yanılma projesi yani. Yoksa ihlaslı adam her zaman Allah der. En çok nimette Allah demek lazım. Nimetin elinden almasın. Nimetin kadrini bilmek için. Mün'im Teala'ya şükretmek için. Bu, bu kadar iyilikleri etti bana. Yani sen efendim tabi edecek ben layıkım. Aşağı mantığında mısın? Bu kafadaysan zaten git. Kendi duvar araya bağla. E ben layıkım diye değil ki senden daha iyi layıklar var. Niye onlar aç? Senden daha çok ibadet edenler niye onlar hasta? Niye onlar fakir? Suriye'dekilerden iyi misin? Filistin'deki mübareklerden eftal misin? He? Irak'taki, Mayanmar'daki, Doğu Türkistan'daki ehl Sünnet'ten daha mı takvasın yani? Orada ne kadar mübarek insanlar var perişan halde ne? Yani onun için sana nimet senin iyiliğinden, senin efendim hak ettiğinden verilmiyor ki sana. İmtihan için veriliyor. Daha korkman lazım, daha şükretmen lazım, daha hamd etmen lazım. Bela mı geliyor acaba bana bu kadar iyilik? Çok geldi bana fazla battı bana yani bu kadar iyiliği biz ne yapacağız? Ayrıca internetlerde atıyorlar e, açlık çekenlerin Somali'de, efendim Sudan vs. her Afrika'nın birçok ülkelerinde kemiklerin hepsi sayılıyor. Yani laf gelişi konuşmuyorum, kemikleri sayılıyor. Sırf kemik yani, deri şey kalmamış. Deride et diye bir şey yok. Üzerindeki deri gitti yani hemen hemen kemiğe değeceksin. Bu vaziyette çocuklar, yavrular gösteriliyor. Bunlar da Müslüman evladı. Bunlar da El-Sünnet evladı. Biz de burada Tokluktan şişmanlıktan Efendim damarlarımız tıkanıyor O kadar yiyoruz Bunlar iyi bir alamet E sen o zaman daha çok zikretmen şükretmen lazım Nimette hiç Allah'ı hatırlayan yok E bela geldi mi Allah Allah diyorsun e O zaman da Allah da sana derdi şimdi mi? Firavuna dediği gibi Al-Ane şimdi mi? O kadar Asayide kabul Feküntemine'l-Müfsidi Bundan önce ne günahlar ettin Fesat çıkaran bozgunculardan oldun e tabii ki belki gafillerden oldun bize de o denir yani. Her, hepimiz de müfsit değiliz tabii ki. Günahkarız. isyan ettin lafı uyuyor herkese de. Ama müfsitlerden oldun lafı uymayabilir. Ben mesela hiç müfsitlerden olmadım. Yeryüzünde hiç fesat çıkartmak, fitne çıkartmak, insanların arasını bozmak için hiç çalışmadım. Hayatım boyunca ifsatta faaliyetinde yoğun. Hep ıslahtayım yani. Dolayısıyla hani Ha o denmez ne, ne denir sana da herkesin adamına göre. Herkes firavun makamında değilsin. mi Değiliz elhamdülillah. Ama o zaman sana da derler. Gafillerden oldun. Zakirlerden olmadın. Allah'a zikredenlerden olmadın. Nimet kıymeti bilenlerden olmadın. Şimdi mi? Derler. E bunu denmemesi için Teharraf illallah fil raha Ya'rif kefiş buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatlıkta, bol, bolluk içerisindeyken Allah'a zikirle, şükürle kendini iyi tanıt ki Rabbine e, yakın bir kul olarak Rabbinin nimetinin kadrini bilen, onu, onu anan, onu unutmayan bir kul olarak ona tanın ki öyle olursan öyle tanır seni. O da zor zamanda seni tanısın. Yoksa allah Teala hiçbir şey unutmaz. Ama ne demek seni tanısın? Yani duanı kabul etsin demek. Duanı kabul etmezse sen yalvar da yalvar. Kimse duymaz yani. Mevla icabet etmeyince, kabul etmeyince duymamış muamelesi yapar. Allah Teala'nın duymadığı bir şey yok. Ama kabul etmedikten sonra duymamış oluyor. Duymamış muamelesi yapıyor sana yani. Şimdi bağır diyor sana şimdi bağır. Cehennemde bağıranlara ne buyuracak? La teḍ'u'u yawma siburan ve du'ū siburan Bugün önce ateşe ateşe girince yanınca bağlıyorlar. Ölüm neredesin gel. Burada yaşamak diye bir şey yok. Artık bu böyle hayatı ne edeyim? Keşke dirilmeyeydim. Ya kaldı ya keşke ölüm beni bitirip tüketseydi. Ebedi yokluk kararı bana e, bağlasaydı da ben hiç kabirden kalkmayaydım. İnsan istemez mi kabirden kalkıp yeni bir hayata geçişi? Ölmüşsün, gitmişsin, öyle bitesin, yitesin insan. ister tabii ki dirileyim ama dirildikten sonra sonun cehennem olduktan sonra adam diyor ki hiç olmasa yok Yoklukta kabir azabından beter oldu bu şimdi. Kabirde yüzlerce binlerce senedir bir şekilde bir uyuşmuştuk. E şimdi geldik aktif azabın içine girdik. Cayır cayır yanıyorsun. E bir de canlı canlı yanıyorsun. Cayır cayır yanarsın da cesedin yanar. Böyle değil. Canlı canlı yanıyorsun. Ondan sonra da ölmüyorsun. Ne ölebiliyor ne dirilebiliyor. Yani ölse acı duymayacak. Öyle bir ölmek yok. E nefes alamıyor. Taze hayat yok. Oh diyemiyor. Bir saniye azap dinmiyor. Ya binlerce senedir yanıyoruz. E bir saniye bir nefes alalım ya. La yukhaffafu anumul azab. Azapları asla hafifletilmez. Hafifletmek ya yenlikleştirmek. Yok. Ve <laughs> la Taraflarına bakılmaz. Göz açtırılmaz, mühlet verilmez. Ondan sonra Ammedene ne buyuruyor? felen nezîdekum illâ azâba. Tadın bu azabı bakalım. Tabi bu genel manada kafirler ve münafıklara şeydir. Müslümanların günahkarları bu kadar ağırına tabi olmazlar. Ama en hafifi bile kimsenin dayanabileceği bir şey değil. Cehennem burası yani. Tamam Müslümanlara bu kağıt takılmıyor, tasma takılmıyor, yerde yüzüstü sürüldüğü imanın şerefi ne kadar da günahkar olsa bir imanı var. Kelime-i meşahede dokunmuş. Onun için yani hakaret edici e, veli kafirin azabı mühin. Alçaltıcı azaplar ancak kafirlere olacak buyuruyor ayet kerimesinde. Alçaltıcı. Alçaltıcı muamele işte yat yere bakalım. Sürün bakalım. İşte bu kurallar tasmalar biliyorsunuz. Adi mahlukata takılan şeyler. E, onun için, e, imanının şerefine bina ne kadar da günahkar olsa Müslüman öldüyse eğer cehennemde yedi bin senede yansa en son çıkacak durumda da olsa yine alçaltıcı azap yok. Çünkü ayet-i kerimelerde kafirler için var diyor. Ha Müslümanlar için azap yok buyurmuyor. Zina edene azap var. Efendim namazı zayi edene bunlar var. Ama alçaltıcı azapta kafirleri tahsis ediyor. Hakaret edici. Azap. Ama ne lüzumu var? Yani cehenneme bir dakika bile girmenin, bir saniye bile girmenin, cehennemin nefesini, gürültüsünü işitmenin, cehennem çünkü arada bir nefes alır böyle. Bir nefes aldı mı zaten yaz oluyor biliyorsunuz. Nefesi geri çekti mi kış oluyor biliyorsunuz. Yani yazın en sıcağı nedir? Ya güneşin en sıcak vaktinde, zeval vaktindeki en hararetli, çöllerin kaynadığı vakitin sıcağı nereden geliyor? Bukhari hadis-i şerifi ya. Bana yine hurafeci derler. E sen Bukhari'ye inanmıyorsan git gavur ol. Bana ne ya? Git gavur ol. Ben Bukhari'den bahsediyorum sana. Öğlen namazını hani e, çok sıcak vakitte o, kıldır, ezan okumak istiyor ya Hazreti Bilal. Ya Bilal ebrid, ebrid. Ey Bilal biraz vakit geçsin, biraz serinliğe gitsin, biraz serinliğe gitsin. Yani mescitteki değil de çölde, sahralarda, harplerde, yollarda falan onun için o biraz arasına yine kalkıyor, ezan okumak istiyor. Ya Bilal, ebrit, ebrit. Biraz bekle, biraz bekle. Serinlik olsun, hafif serinlik olsun. Neye feyine şiddetel harmin feyhi cehennem. Çünkü hararetin şiddeti cehennemin nefesindendir. Şöyle oh, bir nefes veriyor, yanıyoruz ha buralara. 50 derece, 60 derece çölde sıcak var. Ayağın değdiği anda terin soyulur. Bir dakika, iki dakikada beynin, beyin karamasından felç olursun. Kafan açık gitti çölde. Öyle sıcaklar var. İşte cehennemin nefesindendir diyor. E sen şimdi dünyaya nefesinin uu, kaç bin metre kaç bin kaç bin ne diyeyim senelik diyeyim ne metresi ya. Kaç bin senelik diyeceğim de kaç bin senelik mesafeden cehennem nerede? Yedikat yerlerin dibinde. Bu da kaç bin senelik mesafeye yola tekabül eder. Oradan bu kadar arada engeller var nefes almasından bura bu kadar yanıyor. E bir de sen bunun içine düşersen ne olacak abi? Ondan sonra iyi bana bu kağıt takmadılar, tasma takmadılar diye. Ama yanıyorsun yani en nihayetinde. Bu göze alınacak bir şey değil. Bu mübarek Ramazan günü. Oruç tutmayarak. Beş vakit namazdan bir tanesini bile olsun kasten terk ederek. Yok içki içerek, yok kumar oynayarak, yok zina ederek, yok faiz yiyerek. Olacak hiç bu cehennem tercih edilecek bir yer mi ya? Hazır elinde imkan var. İnsan yani bu imkanda cenneti kazanacak yerde bir de cehennemden kendine yer ayırtır mı? Bir de para vererek. Bunun işgüzü kumarı, faizi, fuhuş. hepsi parayla ya. Bir de para vererek ateşten kendine yer ayırtıyor Yanayım diye. Nasıl bir akılsızlıktır? Yani akılsızlıktan ziyade imansızlıktır. Zaten Allah deliye bir şey sormayacak. Bu imansızlıktır. Zerre kadar imanı olan bir vakit namazı kasten terk edemez. Edemez. E bana gavur mu diyorsun hoca efendi? Ben sana gavur demiyorum ama doğru bir Müslüman olamazsın. Asla ahirete inanmış şuurlu bir Müslüman olamazsın. Bak kayıt koyuyorum. Kayıt koymak durumundayım ama benden beter konuşanlar da var kitaplarda. Onları da çok dile getirmiyorum. Hepten ümidinizi kestirmeyeyim ama farzları terk etmek farzları terk etmek azabı hak etmektir. Çünkü Ramazan orucu gibi, beş vakitin farzı gibi ibadetlerde... ister kıl ister kılma, ister tut ister tutma, yok öyle bir şey. Onun için şimdi bir mevsimdeyiz ya. Bir mübarek zaman dilimindeyiz. Burada şimdi katlamalar var... derse oradan... geldik. Geriden beri konuya oradan geldik. E şimdi... Dakikalar hemen geçiyor, hemen bir ayet okusun, bir hadis okusun, benim önüm açık olacak ki. Yani ben konuşayım iki saat, iki buçuk saat, üç saatte ben anca şeyimi alırım yani. Böyle efendim yarım saat konuş, yirmi dakika konuş, <laughs> beni bozar bu işler, ben öyle rahat edemem ama olsun yani bir ayet, bir hadis olsun, ümmetime duyurun buyuruyor. Belli huani böyle bir E şimdi tabii ki iftara üç saat kadar da sohbet yapsan kim dinleyecek? ...zaten şimdi sofraya oturduğunuz için uyanıksınız, ayıksınız biraz... ...iftarı da heves ediyorsunuz şimdi işte su içeceğim, yemek yiyeceğim falan... ...o bakımdan bir şeyler bu arada dinleyebilirseniz... ...biz de kardayız yani... ...biz de size bir şey anlatabiliriz inşallah... ...işte efendim... gece ...dün akşam da şey dedim dedim... teravihin faziletini bile diyemedim... ...gecenin nafileti var... ...gecenin nafilesi... ...ya hoca biz teravih kılamıyoruz... ...sen bir de gecenin nafilesini konuşuyorsun... ...ya gidişine diyorsunuz bana... O bakımdan çok meraklılar var. Bazı onlar diyorlar ki teravi bize yetmiyor Hoca Efendi. Daha ne yapalım? Bu kaç tanedir? Kaç kişidir bilmiyorum. Bunları sayım yaparsak hani bana teravi yetmiyor bana. Ben bir ilaveten bir nafile daha kılmak istiyorum diyen Müslüman sayısı var. Binde mi, on binde mi, yüz binde mi bir bilmiyorum. Yani Darulemandır bu şehir. Lakin giren yüz binde bir demiş. Yani yüz binde bir bile yoktur. Şu anda Türkiye'de teravi bana yetmiyor, bir nafile daha istiyorum diyen e, yüz binde bir yoktur. Belki milyonda bir çıkar. He, o, onu da e, şeyde yazmışık. Dergide de yazmışık. Bu gecenin de nafilesi var. İşte bu mübarek gece üçüncü gece. Teravihimiz üçüncü gece. Gün olarak ikinci gün iftarındayız ama gece erken geldiği için biz üçe geç, geçiyoruz iftardan sonra. Onların da faziletlerini anlatacağız. Ama Selman Farci Hazretlerine uzun bir hadis-i şerif vardır. O müstakil bir gün onu yapacağım. Oradaki delilimiz şudur. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men takarrab fi bi min el ki men fi Ramazan'daki katlamaların bereketin misalini veriyor. Her kim Ramazan Şerif'te hayırlı bir hasletle hayırlı bir haslet demek nafile demektir. Yani e, nafilelere çünkü Farzlara hayırlı hasret denmez. Tabii ki farzların tümü hayırdır, vacip, sünnet, müstehab, ed hepsi hayırdır. Ama e, hayırlı hasret diye mutlak söylenince nafilelere masruftur. Her gün bir nafile yaparsa, yani e, işte teravih namazı farz ve vacip olmadığı zaman nafileye giriyor. Ama nafilenin içinde de tabii sünneti müekkedeler var gayri müekkedeler var, müstehapler var, menduplar var. Nafile mefhumu da geniş bir mefhum. Çünkü farz ve vacip olmayan her şey nafiledir. Ama Türkçedeki nafile değil. Ha, Türkçedeki nafile boş ver bu iş nafile. O nafile demek fuzuli demek Türkçede. Türkçedeki şeyler çok ters kullanılıyor yani. Arapçadaki nafile kelimesi ziyade demektir. İlave demektir. Arapçada ilave. Yani farzlar ve vacipler üzerine ilave demektir e, nafiletenle Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Teheccüd namazı sana nafiledir. Efendim ne demek? Beş vakit farza ilave bir farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk zaman farz oldu. Teheccüd namazı beşin üstüne bir daha kondu. Altıncı farz oldu kendisine. Sonra onu da e, o farziyet kalktı. Ama sallallahu aleyhi ve sellem farz gibi yaptı tabii. O farz gibi hiç terk etmedi teheccüdü. Ayrı dava. Ama ilk zaman kendisine farz edilmişti. Bize hiç farz edilmedi teheccüdü. Bize hiç farz edilmedi. Nafile kaldı. Ama şimdi nafilenin içinde sünnet-i müekkede de var. Onu da bekliyorum. Çok kuvvetli sünnet. Ee, sabah namazının ilk iki rekat sünnetinden daha kuvvetli bir sünnet yok. Hiç ondan kuvvetli bir sünnet namaz yok mesela. Ee, özürsüz oturarak bile kılınamıyor. Normalde her namazı nafile ise, özrüm yoksa bile, hasta değilim, başım dönmüyor, bir şeyim yok, oturarak kılacağım. Sevabın yarıya iner. Dil kaidinin soyacılığı kaim. Oturarak kılan, ayakta kılan yarı sevabını alır. Sevabın yarıya iner ama namaz olur. Bir tek sabah namazının sünnetinde özürlüysen oturarak kılabilirsin. Yani farzı da oturarak kılıyorsan. Özürlü değilsen yani farzı ayakta kılacaksan sabah sünnetini oturarak kılamıyorsun mesela. O kadar kuvvetli yani. Hiç daha böyle kuvvetli bir sünnet daha yok sabah sünneti mesela. Sabah sünneti. Ama o da nafiledir. Anlatabiliyor muyum? Nafile deyince mefhum geniştir yani. Dikkatli anlayalım onu. Kim diyor Ramazan'da diyor hayırlı bir kastet yani nafile bir amel yapsa başka ayda farz yapmış gibidir. Sen şimdi teravih kılıyorsun 20 rekat, 2 rekattan farz düşünsen sabah namazın farzı 2 rekat mesela. Sen şimdi her 2 rekatta bir farz gibi oluyor. Her 2 rekatta bir farz eda etmiş gibi oluyorsun. Halbuki 20 rekatın tümü nafiledir. E çok kuvvetli sünnet olmakla beraber. Hal böyleyken ne oluyor? Efendim her iki rekatı bir farz namaz gibi Buna bir masil daha neler? Yani diğer nafileler aynıdır. Subhanallah ve hamd diyeceksin farz yapmış gibi oluyorsun. İşte efendim sadaka veriyorsun normal fakire zekat niyetiyle değil. Normal sadaka verdin 10 lira, 20 lira, 5 lira. Zekat yazılıyor. Ha zekatın borcundan düşmüyor. Yanlış anlama. Zekatın borcundan düşmüyor ama zekat kadar, farz kadar sevap yazılıyor. Bunlar ayrı bir şey. Ve mena dafi fariḍatan kâneke mena 70 fariḍatan fî mâ Ramazan-ı Şerif'teki katlamalar. Ramazan-ı Şerif'te bir farz yapan. Mesela işte akşamın farzını kılacağız. 70 tane farz yazılıyor. 1'e 70. Efendim ramazan Şerif'te zekat veriyor. Yani bak sadaka verse zekat kadar yazılıyor sevap bakımından. Zekat verse ne yazılıyor? 70 zekat. Ama 70 zekat yazılıyor diye sen hemen orada 100 lira verdin 700 lira sayma ha. Zekattan düşmez sevabının katlaması bakımından borç ayrı, farzların borçları ayrı. Hani onun gibi ne, sen efendim ne kıldın? İki rekat geçmiş kazalarından sabahın farzını kaza ettin. Sen buradan ne düşemezsin? 70 tane sabah namazı düştü benden diye hesap yapamazsın. Listeden o hesabı düşemezsin. Ama sana iki rekat sabahın farzıyla 70 tane sabahın farzı kadar yazılıyor. Bu katlamaları Mevla Teala bize lütfediyor. Ramazan-ı Şerif'in her gününde, gecesinde bu katlamalar, bu zikirlerin katlamaları, ibadetlerin katlamaları devam ediyor. Onun için, mesela bu gecenin teravihini ulema beyan etmiş. Diyorlar ki, Hz. Ali Efendimiz bunu rivayet ediyor. Hz. Ali Efendimiz'e gelen bu rivayette, arşın altından bu gece teravih kim kılarsa, üçüncü gece, bir melek ona nida ediyor. İste'ni fil amel, kad guzra leke ma maza'a. Arşın altından sana özel ses geliyor adınla. Falan oğlu falan. Bu gece teravih kıldıysan. Kılacağız inşallah. Kıldıysan şimdi niyet ettik kılma inşallah. Allah bir mani vermezse. Nida geliyor. Ey falan oğlu falan. Ameline yeniden başla. Geçmiş günahların bağışlandı, tertemiz oldu. Sıfır oldun, şu anda günahsızsın diye nida görüyor. Allah Teala bu mübarek gecenin de teravihini kılmaya muvaffak eylesin. يفترض دعاء نوك ان شاء الله بجد الدعاء الى برا بس زين افترض يا عظيم يا عظيم انت الهي لا اله غيرك فاغفر لي الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم امين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.